Merhabalar sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalına yeniden hoş geldiniz. Ben Cengo abiniz. Bugün yine yepyeni, heyecan verici bir oyuncakla karşınızdayız. İşte bugünkü oyuncağımız. Batman. Gönder bakalım. Sana dedi. Hadi götürsene. Sen de Batman değil misin ya? Karavanla gelince herkes Batman. Ama iş yapmaya gelince ben Batman değilim diye çekil. Hem ne böyle kıyafet ya? Renkli renkli giymişsin. Yürü. Hadi. Şu arkaya geç de şunun ucundan bir tutuver. Cengo'ya götürelim. İttir, çek. İttir, çek. Ben Batman değilim ya. Siyah da giymedim. İttir, çek. İttir, çek. İttir, çek. İttir, çek. İşte Cenko. Oyuncak karşında. Nihayet Nazlı Batman'lerimiz oyuncağımızı stüdyomuza getirdi. İşte arkadaşlar DC'nin koleksiyon serisi süper kahramanımız Wonder Woman ve süper kötümüz Salomon Grandi oyuncağıyla karşınızdayız. Yani bu kutunun içinden iki tane süper çıkıyor. Birisi kötü, birisi ise iyi. Kutuya şöyle uzaktan bakmak bile oyuncağın etkili olduğunu gösteriyor bize. Öyle değil mi arkadaşlar? Kutunun içinde bile oyuncaklarımız çok gerçekçi ve çok güzel gözüküyor. Kutunun arka tarafına şöyle bir çevirdiğimiz takdirde Salomon Grandi ile Wonder Woman'ı görebiliyoruz. Ve diğer DC koleksiyon serisinden iki tane daha oyuncak var. Bunun Arrow olduğunu biliyorum ama diğer karakterin kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bunu da biliyorsanız bize yorumlarda gönderebilirsiniz. Ama bu da gerçekten çok güzel ve havalı duruyormuş. Hemen oyuncak kutumuzu şöyle bir yerine koyalım ve Batman'lerimize seslenelim. Ne yapalım? Oyuncağımızı bir an önce kutudan çıkartalım. Evet Cego, bir an önce çıkartalım. Evet Cego, bir an önce çıkartalım. Öyle dersin ama çıkartmaya gelince iş yapmazsın. Seni gidi sosyetik. Evet arkadaşlar, Batman'lerimiz kendi arasında kavga ede dursun. Biz de bir an önce kutumuzu açalım ve sabırsızlığımızı giderelim. Cego, bunu hep yapmak istemişimdir. Oyuncak kutusunu açıyorum. Yürü bakalım. Allah, oyuncak kutusu açılmadı. Adam gerçekten sağlanmış. Be. Şuna bak. Bir de Batman'im diye geçiniyor. Çocuk hareketler. Ondan ben böyle renkli ve sempatiyim. Hadi Cego, sen oyuncağı aç da ben bu siyahı toplayıvereyim. Kutumuzu açtık ve iki tane oyuncak figürümüz karşımızda. İkisi de oldukça havalı gözüküyor. Ama hangisini ilk olarak yakından tanıtacağıma henüz karar veremedim. Acaba hangisinden başlasak? Cego, kötüden başla. Şuna bak ya, ne kadar güzel. Kötü bakıyor. Kötü iyidir. Kötü ilktir. Kötüyü tanıt. Kötü. Tamam Darth Vader. Darth Vader'ın isteği üzerine o zaman kötü karakterimiz Salomon Grandi'yi biraz daha yakından tanıyalım. Evet arkadaşlar, belki de DC evreninin en güçlü süper kötüsü Salomon Grandi karşımızda. Oyuncağımız inanılmaz derecede detaylı arkadaşlar. Şöyle suratına yakından baktığınız zaman sinirli ve korkutucu şekilde bize bakıyor. Ve suratındaki yara izlerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda elbisesindeki detaylar da muazzam bir şekilde işlenmiş. Yani tam anlamıyla süper bir oyuncak arkadaşlar. Sırtındaki sivri ve keskin bıçakların battığı yerleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Salomon Grandi'mizin elinde keskin bir bıçak var. Bu bıçağı rakiplerini alt etmek için kullanıyor. Aslında Salomon Grandi, Cyrus Gold adında bir adam. Lanetli bir hastalığa yakalanıyor. Ve bu hastalık sonucunda hayatını kaybedince onu bir bataklığa atıyorlar. Ve yıllar sonra bu bataklıktan ölümsüz bir zombi olarak hayata geliyor. Ve Batman'in en azılı düşmanlarından bir tanesi oluyor. Ve Salomon Grandi'mizin en önemli özelliği arkadaşlar, onu öldürdüğünüz zaman tekrar dirildiğinde daha güçlü hale geliyor. Bu gücü sayesinde Marvel evreninin Hulk'uyla karşılaştırıyorlar arkadaşlar. Belki de Hulk'tan daha güçlü. Kim bilebilir. Ama oyuncağımız gerçekten muazzam. Oyuncağımız tam bir hareketli oyuncak. Yani oyuncağımızın bütün eklemlerini çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Kafasını, belini rahat bir şekilde sağa sola döndürebiliyorsunuz. Ve tabii ki ayakları da çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. İşte böylece Salomon Grandi'yi istediğiniz pozisyona sokabiliyorsunuz. Gerçekten kötü, gerçekten güçlü. Ama onun öyle süper bir gücü yok. Sadece gücü kaslarından ileri geliyor. Ve aynı zamanda ölümsüz oluşu zaten onun inanılmaz yenilmezler arasına sokuyor.
Evet arkadaşlar, süper kötümüz Solomon Grundy'yi yeterince övdükten sonra süper kahramanımız Wonder Woman'a bakalım. Solomon Grundy'nin yanında oldukça küçük gözüküyor. Ama böyle küçük gözüktüğüne bakmayın. O DC evreninde Superman'den sonra gelen en güçlü süper kahramanlardan bir tanesi. Aslında o yarı insan, yarı tanrı arkadaşlar. Yunan tanrısı Zeus tarafından toprak bir heykelden yaratılmış. Ve asıl adı Diana. Ve Zeus'un bahşetmiş olduğu üstün yeteneklere sahip. Bunlardan bir tanesi kendisi çok rahat bir şekilde uçabiliyor. Aynı zamanda kendisini iyileştirme özelliğine sahip. Ve oldukça zeki ve bilge. Ve iyilik doğru bir kalbe sahip. O yüzden insanlara kendini yardım adamış. Ve kötülerle bizim adımıza mücadele ediyor. Oyuncağımız hareketli bir oyuncak. Yani Solomon Grundy'de olduğu gibi oyuncağımızın belini rahat bir şekilde kafasını döndürebiliyorsunuz. Aynı zamanda kolunu bilekten ve dirsekten kırabiliyorsunuz. Omuzdan da istediğiniz yöne doğru oyuncağımızı hareket ettirmeniz mümkün. Aynı zamanda ayakları da çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bilekten de oyuncağımızı hareket ettirebiliyorsunuz. Bu oyuncağımız da oldukça detaylı. Tam bir Wonder Woman kıyafeti. Görmüş olduğunuz gibi 2017'de zaten Wonder Woman'ın filmi vizyona girecek. O filmi de izlemek için sabırsızlanıyoruz. Önceden oyuncağını tanıtalım arkadaşlar. Wonder Woman'ın kullanmış olduğu en önemli silahlardan bir tanesi de doğruluk söyletme kementi. Ama oyuncağımızda ya da kutumuzda böyle bir silah çıkmadı arkadaşlar. Bu silahın en büyük özelliği Wonder Woman bu silahı düşmanına karşı kullanıp onu sardığı takdirde düşmanı ne yaparsa yapsın her zaman doğruyu söylemek zorunda kalıyor. O da varsın çıkmasın arkadaşlar. Zaten Wonder Woman'ın böyle özellikleriyle o silah kullanmasına gerek yok. Bu güçlerle zaten rakibine istediği şeyleri söyletebilir. Wonder Woman'ı da şöyle bir kenara koyalım. Gerçekten iki tane oyuncak benim için 10 numara arkadaşlar. Böylece arkadaşlar bir oyuncak tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Umarım oyuncakları ve videoyu beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, süper oyuncaklarla kalın. Vay Cengo, ne övdü şu oyuncakları. Bizi bir anda yok saydın ya. Yok işine gelince gecelerin efendisiymiş de, kara şövalyeymiş de, yerim gecelerin efendisini. Bize iki tane şöyle güzel laf söylemedin. Bundan sonra ne gelirim ne gelirim. Şaka şaka arkadaşlar, siz olduğunuz sürece biz de buradayız. Bye.